Öncelikle selamünaleyküm. Ben Onurcan Aktaş. Yaşım 24. Hatay Antakya doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 8 yaşındayken evimiz gecekonduydu. O zamanlar taklacı bir kuş vardı. Taklacı kuşu atmaca vurunca aldı götürdü. Onun hevesiyle zaten buralara kadar geldik. Çok güzel bir his. Hani kötü yollardan çok koruyor. Kötü arkadaşlardan çok çok iyi. Hani hobi olarak zaman geçiriyorum, stres atıyorum. İstanbul'da kuş besliyordum. İstanbul'daki kuşlarım çalındığında ben 15 günlük askerdim. Çok canım sıkıldı. Çok onlara emek ettim ben. Hani onları yapana kadar şantiyede beslediğim için zaten ayrı konteyner aldım onlara. Ayrı konteynerden geçtim, içini komple yaptırdım. Hani Hatay'dan İstanbul'a kuş getirttirdim. Hani orada çok kuş kaybım oldu benim. Kuşlarım da çalınınca çok üzüldüm yani. Haddinden fazla. Hani o kadar emek etmeme rağmen o kadar emeklerim yani boşa çıktı benim. Hani sabah damlara çıkardım. Kuşumu uçururdum, indirirdim. Hani yemlediğim yerde ailem beni arardı. Derdi ki haydi oğlum kahvaltıya gel. Ben derdim ki anne derdim siz yapın derdim. Ben sonra kahvaltımı yaparım derdim. Hani o şekilde bana çok kızarlardı. Geri gelirdi gecenin saat 1'inde, 2'sinde kalkarım canım sıkıldığı zaman. Uykusuz kaldığım zaman çıkarım damda kuşları açarım. İzlerim o şekilde. Şimdi ben ortaokula gidiyordum. Ortaokula gittiğim zaman okuldan kaçıp da güvercin pazarına giderdim. Güvercin alırdım. Hani hiç unutamadığım bir anım okulun içine güvercin geçirdiğim günler. Öğretmenlerden yani laf yediğim günler, kızdıkları zamanlar. Hiçbir şekilde unutamadığım anılar zaten bunlar. Şimdi eskiden bütün her şey çok güzeldi. Hani bir kuşumuz kaçtı mı bir kişiye söyledik mi hemen kuşumuzu verirlerdi. Hiçbir şekilde kırmazlardı. Hani ben oldum bittim. Küçüklüğümden beri hevesim renkli kuş besleme. Gümüş kuyruk aşkı bende hiçbir zaman bitmez. Damımdan da hiçbir zaman eksik olmaz. Bir tane de olsa en azından yine damımda oluyor. Ondan sonra şimdi yani bu zamanda eskiden biz posta kuşu beslemezdik hep renkli kuş beslerdik. Sonradan sonra yani baktık hani olmayacak gibi posta kuşuna döndüm ondan sonra. Posta kuşu beslemeye başladım. İstanbul'dan posta getirmeye başladım buraya. Ondan sonra gece karışması yapmaya başladım. Kendi renkli kuşlarımı aldım köye gönderdim. Köyde şimdi aynı şekilde orada bakımlı her türlü şeyine her şey ideal yani orada. O şekilde devam ettiriyorum. Elvan kuşlarım köyde, Antakya'nın şehrinde, merkezinde gece karışması yapıyorum ben. Hani şimdi bir misal veriyorum. Benim arkadaşlarım kızlardan ayrılıyor. Misal veriyorum manitasından ayrılıyor. Hani benim manitam olmadığı zamanlar bile hani en azından kuşlara çıkıp da onlardan bir keyif alıyorum ben. Hani her türlü canımın sıkıntısı ne olsun. Ondan sonra ne bileyim böyle kötü arkadaşlardan beni koruyor. Yani her şeyden en rahatı yani ben kuşları hobi olarak görüyorum yani. Kuşçuluk şimdi nasıl kötü bir şey? Yani biz geri geliyor eve geç saatte geçtiğimiz için veya kuşlara çıktığımızda geri inmediğimiz için geri geliyor annemiz babamız diyor ki çok kötü bir alışkanlık diyor bu. Hani en azından ben dışarıya çıksam gecenin bir vaktine kadar geçsem hani en azından ben onu yapmıyorum. Kuşlarıma çıkıp da oturuyorum. Ondan sonra en azından evden uzaklaşmıyorum. Ailemin yanından uzaklaşmıyorum. Kötü bir alışkanlıklara gitmiyorum. Son zamanlarda İstanbul'da işim olduğu için İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. Kuşlarımıza amcamız bakıyor. Ortanca abim kuşlardan nefret eder aksine. En büyük abim çok sever kuşları. Yani bir dama 3 kişi çıkıyoruz biz. Amcam olsun, abim olsun. Yani hangimiz müsaitsek o çıkıyor dama kuş da uçuruyor, kuş da kaçırıyor. Hani emeğimiz çok bu damda zaten bizim. Hani biz aşağıda besliyorduk, beton damda besliyordum ben. Onun üstünü evimiz rütubet olduğu için üstünü çatı kapattılar. Çatı kapatınca yine kuşçuluğu bırakamadım. Kuşçuluğu bırakamayınca da üstüne mecbur sal çıkmak zorunda kaldım. Sal da çıkınca üstünü de yine tekrardan beton döktüm. 3 tane kümes yaptım yukarıya. O şekilde yavrularımın kümesi ayrı, gündüz uçurduğum kuşların kümesi ayrı, geceye bıraktığım kuşların kümesi ayrı. Önceden renkli kuş besliyordum ben. Renkli kuşu bırakma sebebim, hani posta kuşu daha hızlı uçuyor. Hani gece karışması yapıyorum ben. Elvan kuşlardan ben gece karışması yapamıyordum hiçbir şekilde. Ondan sonra mecbur İstanbul'dan posta getirmek zorunda kaldım. Postalarımı getirince onlarla zaten devam ettim. Hani ister istemez ben onların içine hani illaki yine elvan aldım koydum. Hani beyaz kuyruk olsun. Benim hiçbir şekilde damımdan eksik olmayan beyaz kuyruğum var zaten. Önceden salımızı çıkmadan önce aşağıda kuş besliyorduk. Biz günlerden pazardı. Erken kalktığım için ben kuşları açardım. Kuşları açınca da sabahleyin bir tane yabancı bir kuş geldi. Kaçak kuş gelince de ben bunu yakalamak zorunda kaldım. Ben bunu yakalayınca da şebekeye attım ben bu kuşa. Şebekeye atınca da sis çökünce bütün kuşlarımızın hepsi kayboldu.
Ondan sonra aradan bir saat geçti. Bir saat sonra geçtikten sonra amcam dama çıktı. Ben yukarıda yolda saklanıyordum. Ben o zamanlar küçüktüm. Küçük olmama rağmen korkuyordum o zamanlar. Kuşların hepsi sis açıldıktan sonra hepsi dağdan geldi. Ama ben yine o günüse akşama kadar yine eve gelmedim korkudan. Hani emek vermeden hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. İki tane kuş alıp da dama koyup da ben kuşçuyum da diyemezsin. Yok ben iki tane kuş tuttum da burada, yok işte ben karışma yapıyorum da burada, hiçbir şekilde öyle bir şey olamaz. Bunların hepsi tek tek emek verip de bunların tek tek hakkından yaparsan hiçbir zaman her yerde de sevilirsin. Yavrudan kuşumu çıkarttırıp da emek veriyorum onlara. Yeme düşünce direkt aşılarını vururum kuşlarımın. O şekilde tüyünü bitirdikten sonra da gelecek sezona da onları hazırlarım. Her sezon ben kendi kuşumu değiştiriyorum. Misal veriyorum, bu seneki çıkan yavrularım benim. Bu sene takviye niyetinde kullanacağım ben. Seneye de onları karışma başına geçirmek için onları ben seneye kadar eğiteceğim. Seneye kadar eğittiğimde ben onları, bu sefer de ben onları geceye açacağım. Öbürlerinden hani yaşına oturan kuşlarımdan da kaldıracağım zaten. Dağ mahallesinde kuş beslemek hani çok zevkli bir şey. Hani elvan kuş tamam beslenilir. Elvan kuş da ben uçuruyorum. Askeri kuş da ben uçuruyorum. Ama yani dağ mahallesinde kuşun kalkar, iki tur atar, bilemezsin üçüncü turda direkt karışır. Hani bir bakarsın ki hiç ummadığın bir kuşun tutulur. Hiç umduğun böyle kuşlar tutulmaz. Ondan sonra ha dersin ki bak işte bu adam yeni kuş uçuruyor, tutmak heveslisi olur. Hani her şey bir kuşu tutana kadar, hiçbir şekilde hani yani o kuş senin de olsun, başkasının da olsun, sadece inip de o şebekeye atıp da zaten o şebekeye attıktan sonra da bütün heves bitiyor zaten geri. Şimdi her şey hani para pul veya kuş değil. Ben 2-3 kuruşa gidip de kuş alıp da yok işte ben en iyi bir kuşu besliyorum diye bir şey yok. İsterse hiç para etmeyen bir kuşu besle ama o hayvanın üstünde senin emeğin olduğu sürece de hani hiçbir şekilde o hayvana kıyamazsın. Ama paradan aldığın kuşun gitsin, emek verdiğin kuşun gitmesin. Emek ettiğin kuşun gittiğin zaman insanın ister istemez canı sıkılır. Hani dersin ki işte bak ben bundan böyle yapacaktım ama hiçbir bütün hayallerin hepsi bitiyor ondan sonra. Ben gidip de 2-3 kuruşa hani nasıl diyeyim böyle elvan kuş da alırım, istediğim kuşu da alırım ben. Ama gelip de yavrudan emek verdiğim kuşun hiçbir kuş yerini tutamaz bunun. Şimdi gece karışma kuşunda ben bir gün abimle beraber kuşumuzu açtık. Hani hiçbir şekilde rüzgar yoktu, hava kıpkırmızıydı. Kuşumuzu açtık, hiçbir şekilde kuş direkt gitti karşıki dağda. Çarpıştılar. Çarpıştıktan sonra zaten aradan bir 10 dakika geçti. 10 dakika geçince fırtına koptu. O gün ise tamı tamına benim 7 tane kuşum gelmedi. Bütün kuşum da daha doğrusu paramparça geldi. Akşam ezanı okunmuştu. Halen evimin üstünde bir tane kuşum yoktu. Yani şimdi o gün ise bizim de hatamız var. 5 dakika önce kuşu açtım. Hani 5 dakika sonra ben belki de o kuşu açsaydım, belki de rüzgara kapılsaydım o hayvanı ben çarşıya kadar göndermeyecektim belki de. Hani o şekilde olduğu için abimizden açtık. Öyle bir hataya düştük. 7 tane kuşumuz gitti. En güvendiğim kuşum gitti benim. Hiçbir şekilde tutulmayacak dediğim kuşum tutuldu. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu kuşun burnu et. Her zaman kemik, her zaman da tutulmaya mahkum bu kuş. Hani kimse demesin ki benim işte bak bu kadar kuşum var. Aa bak trilyonluk kuşum var demesin. Yani bu kuşun burnu kemik. Bir tane dişi göstersen hiç ummadığın bir dakikada bir bakarsın ki dama inmiştir hayvan. Ama sen bunu kalkıp da çözemezsin. Ha dersin ki bu hayvan dersin nasıl indi buraya. Bu seneki gece karışmasına yollayacağım kuşlarım. Hani en çok güvendiğim kuşlarımdan bir tanesi elimde zaten. Hani hiçbir zaman unutamayacağım, mazisini de ben hiçbir şekilde unutmam bu kuşun. Bu kuşumu bir gecede 13 defa indirip de hani hayvan o kadar akıllı bir şey ki hani hiçbir şekilde her seferinde kümesin üstüne iniyor. Hiçbir şekilde kimsenin hani yere olsun, ondan sonra gezintiye olsun, şebeke atmalarına hayvan o kadar akıllı bir şey ki hani hiçbir şekilde pes etmek gecenin saat 11.30'unda benim geri damıma gelmişti bu kuşum. Bu şekilde de boynunda bir yaması var. Bütün herkes bu kuşu küpeli sanıyor. Özellikle bunu yansıtmak isterim.
Evet arkadaşlar, bunlar da hani kendi yavrularım, emek ettiklerim. Hani tamı tamına ben bunlardan 15 tane yaptım. 15 tane olduktan sonra öz ve öz anaları öldü. Hani çok şükür yine kanlarından kaybetmedim. Kanları çok çok sağlam. Gecenin bir vaktinde, gecenin saat 12.30'unda bu kuşları biz kaçırdık, 8 tanesini. O zamanlar cikcik de yumurta çekmiştim ben o zamanlar. Damda oturuyorduk, ürktüler, kalktılar. Sabah saat 6'da dama çıktığımda hani hiçbir şekilde baktım, hepsi gezintinin üstünde asker gibi dizilmişler, beni bekliyorlardı yan yana. Dışarıdan paradan kuş alabilirsin ama yavrudan ettiğin, hani emek ettiğin şeylerin hiçbir şekilde karşılıksız kalmaz. Hani çok şükür kanı sağlam, her şeyi belli. Hani emeğimi veriyorum ben buna, ilacını veriyorum, aşısını yapıyorum. Hani ben bu kuşları 6 ayda, zaten yumurtadan çıktıktan sonra 6 ay içinde bu hayvan uçmaya da başlıyor. Fekine giriyor, fekini de bitiriyor. Komple tüyünü dizdikten sonra da öbür senesi de oldu mu ben geceye açıyorum. Hiçbir şekilde ben kuşuma korkmuyorum. Yavrudan aldığım kuşlarıma hani feki bitmeye yakın artık hani gece alıştırmaya başlarım. Akşam ezanında misal veriyorum, açarım, karanlığa yakın. Yavaş 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 karanlığa ben bunu alıştırdım mı, artık seneye kadar tam ben bunları pişiriyorum böyle. Tam karanlıkta da gece saat 12'de kalkıyorum bazen. Bazen 2'de kalkıyorum ben bunları uçuruyorum karanlıkta, alıştırıyorum. Ondan sonra gece karışma zamanı da geldi mi, kanatlarının altına belli bir işaret koyarım, boya sürerim. Hani kuşum en azından geldi mi, başkasının kuşu oldu mu, veya ben gece karışmasına gittiği zamanlar takım takmıyorum ayaklarına, çıt çıt takıyorum. Özellikle hani başkasının kuşu geldi mi belli olsun diye. Hani çoğu zaman da zaten haddinden fazla da yani kuşumu da getiriyorlar, başkasının kuşu da geliyor. Hani bir günde hiç ummadığımız bir dakikada hani 3 tane birden indirip de hani tutmak bile bir mucize zaten. Hani geri geliyor, bu da öz ve öz kardeşi oluyor öbür kara alacanın. Hani ben geri geliyor bunlara, ailemden oturamadığım vakitte hani çıkıyorum, kuşlardan daha fazla ilgileniyorum. Hani geri geliyor ben ailemden oturamıyorum, kuşlarımın yanına çıkıp da oturuyorum. Bunlardan evladım gibi resmen bakıyorum ben bunlara. Hani bu hayvanların ağzı var, dili yok. Hani ben rahatsızım da diyemez sana hayvan. Hani biz bunlara sürekli bakıp da her iki günde ben bunların ilaçları var, ilaçlarından da veriyorum, vitamin de veriyorum suylarına. Hani her türlü elimden geldiği kadar hayvanlara böyle az bir şey çöktüğünü görsem, hani desem ki aha bak bu hayvanın rahatsızlığı var. Hani emek etmeden yemek olmaz hiçbir zaman. Şimdi bu sarı tipi koyma sebebim, İstanbul'dan ben bir tane sarı tip getirmiştim ilk ve ilk uçanımda. Hani koşu bıraktım, hayvan bir hafta gezdi. Bir hafta sonra tekrar geri kalktığı yeri geri buldu. Hani 5 senede bana hizmet etti. Hizmet ettikten sonra da kanadı sakatlanınca mecbur yavrusunu aldım. Hani yavrusunu da alma sebebim sırf hani kanı, soyu, sopu çok sağlam olduğu için döküşme de yaptım ben o kuştan. Gece karışması da yaptım ama hiçbir şekilde hani hatasını bile vermedi hayvan. Hani bir kere olsun da tutulmadı kimseye. Kendi damından hariç bir Allah'ın kulunun damına inmedi koş. O şekilde olduğu için ben de dedim ki hani eş buldum kendisine. Eş bulunca da yavrusunu aldım. Hani günü geldi, kendisi öldü. Kendisi ölünce de yavrusunun hatırası kaldı bize. Bunlar da benim gece karışma kuşlarım. Hani kırkım zamanı şimdi zaten. Şimdi hayvanlar kırkılı zaten. Hani gece zamanı zaten kanatlarını çekiyoruz, kuyruklarını çekiyoruz. Tekrardan yeni kanat, yeni kuyruk geliyor kuşlarımızda. Ondan sonra tekrar hani bunlara 1,5 ay boyunca ben eğitim veriyorum. Eğitim verdikten sonra da hani sadece günlük bir defa sadece yem veriyoruz biz. Öğlen vaktine yakın verdik mi, akşam zaten kendilerini geceye gönderdiğimiz için hayvanları tam doyurmuyoruz zaten. Tam karınlarını doyurursa bu sefer hayvanlar gittiği yerden geri gelemez. Nasıl yani geri gelemez derseniz de, hani hayvanları şişirdikten sonra bu hayvanlar hiçbir şekilde geri gelemez karanlıkta. Ama hani nasıl diyeyim, tok olmadı mı hayvan daha rahat uçabiliyor. İstediği hareketi yapabiliyor, istediği saatte hani bir tane kuşum var çok çok sadık evine. Akşam ezanı Allahu Ekber dedi mi hayvan direkt kendisi, kuşlarımın hepsi, hiçbiri gelmese bile kendisi tekten ayrılıp da evine geri geliyor. Geçenlerde bir tane bahire kuyruk yamalı postam vardı. Hani kanatları yeni gelmişti. Kanatları yeni gelince kuruduktan sonra bir gün bu aşıma gitti. Yine İstanbul'dan getirmiştim o kuşumu da. Hani bu hayvan aşıma gitti. Bir kere bir gün sonra geri geldi. Tekrar ertesi gün yol çizmeye başladı bu sefer. Hani rota bulmaya çalıştı hayvan. Eski yerine gitmek istedi. Ama maalesef bu sefer de gittiğinde 2 gün sonra tekrar geri geldi.
Geri gelince de ben de mecburiyetten geri makaslamak zorunda kaldım kuşuma. 8. ayın başında kuyruklarını çekmeye başlıyorum. 8. ayın ortasında da kanatlarını yolmaya başlıyorum artık. Hani 11. ayın 10. ayın sonunda bütün benim randımanım da oturmuş oluyor. 11. ayın başında da yallah bismillahirrahmanirrahim deyip de kümesin kapısını açıyoruz, geceye yolluyoruz kuşumuzu. Evet arkadaşlar, bu gördüğümüz şekeri posta. Hani bir kere sattım Antep aşımı var. Bir kere sattım İskenderun aşımı var. Hani bu hayvan bende 5 sene uçtu, hizmetini de verdi. Hani çok çok damarı da sağlam olduğu için en son artık emekliye ayrıldım artık. Hani emekliye ayırdım artık, bunun yavrusunu alıp da kısmet olursa, nasip olursa hani uçurmaya kısmetli olacak bakayım. Hani bu kuş hani insanla bir farkı kalmamış artık. Hani gece gündüz fark etmiyor. İstediğin saatte istediğin yerden bırak yere evine geliyor. Hani hiçbir şekilde bir kere hatası olmadı bu hayvanın. Yavruyken ben bu kuşu almıştım. Hani Allah var, çok da damarı sağlam çıktı kuşumuzun. Bir kere benim kafamı yani öne de eğdirttirmedi hiçbir zaman. İstediğim yerden de bıraktım. Her yerden de geri geldi. Yazın bana derler ki işte biz de gece yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız derler. Ama kış oldu mu herkesin sesi soluğu kesiliyor. Ondan sonra geceye kuşunu açar, iki tane kuşu tutulsun. Ha der ki, ha bak der, ben gece yapmıyorum der artık. Bu geceyi yapıyorsan hakkından yapacaksın. Hiçbir şekilde de hani böyle yok ben iki gün geceyi açayım, yok üçüncü günü açmayayım diye böyle bir şey yok yani. Ya bunu yapıyorsan başından sonuna kadar yapacaksın, ya da yapmayacaksan hiçbir şekilde yapmayacaksın bu işi. Hani kuş tutarken iyi, kaçırırken kötü hiçbir zaman olmayacaksın. Bu damdan bir tane gider, iki tane gelir. İki tane gider, beş tane gelir. Bu devran her zaman bu şekilde döner. Ama bittim, Türk milleti olsun, bunu her zaman istiyorlar ki kuş gelsin, benim damımdan kuşum hiçbir şekilde eksilmesin. Bütün milletin derdi şimdi bu olmuş zaten. Hani bizim beslediğimiz kuşlara bakıyorum. Hani başkasının bir damına gidip de böyle oturduğumda bakıyorum. Hani hiçbir şekilde hakkından yapmıyorlar işi artık. Sen bunlara emek edeceksin. Bu hayvanlar akşam geldikten sonra bunları biraz dinlendireceksin. Dinlendirdikten sonra yemini suyunu vereceksin hayvanların. Ondan sonra ne bileyim, artık insanlar öyle bir şey olmuş ki yani. Hani ben sadece uçuruyorum diyor. Kaçan kaçsın yani, kaçıyor. Kuşuna bile hayvan artık hani sahiplenmiyorlar, kuşlarına bile. Hani sanıyorlar ki tamam, bu benden görmedi, benden geldiğini bilmiyor bu kuşun. Hiçbir şekilde işte bak, aha, sahibi de ben değilim diyor ondan sonra. Hani bir kuş besliyorsan, damından kuşun gittiyse, bu kuş benimse bu kuş benim diyeceksin. Adamın ayağında ismi yazıyor, adamı arıyoruz, diyor ki ben de böyle diyor, bir kuşum yok benim diyor. Sahiplenmiyorlar yani, bu hayvanlara da yazdık günah. Hani bunları yapıyorsan hakkından yapacaksın, emek edeceksin bu hayvanlara. Emekten önce hiçbir şey olmaz yani. Boş zamanlarımda hani dışarıya gitmektense, hani arkadaşlarım var diyor, Onur diye evdeysen diyor, güvercinlerin yanına çıkalım diyor, oturalım diyor, biraz diyor, izleyelim diyor. Geliyorlar, çaylarını içiyorlar, kahvelerini içiyorlar, yemeklerini yediriyorum. Yani her türlü, her zaman da kapıyı açıyorum herkese. İyi olan insanların her zaman kapım açık benim. İster beni tanısınlar, ister tanımasınlar. Yoldan geçen, selam atan bir adama bile gel diyorum, kahve içelim diyorum. Hobi başka bir şeydir hani, güvercin sevdası çok çok başka bir şey. Hani nasıl diyeyim, çok çok şeylerden beni korudu. Aa bak, bu yaşıma kadar geldim, yaşım oldu 24. Ben halen kuş besliyorum. 10 yaşındayken hiç tanımadığım bir insan, hani yan mahallemden olsun, çok çok şimdi canımdan ötürü oldu arkadaşım Abdullah Alkaya. Şimdi arkadaşım uzman olmasına rağmen hani hiçbir zaman benim yanımdan eksik olmadı. Ondan tanışma sebebim bile bir çift sadece annesini babasını kaçırdığı siyah çakşırlıları vardı kendisinin. Benim evimin dibine düştü, ben onları tuttum. Hani götürdüm kendisine verdim. O hani kendisine verdikten sonra arkadaş oldum. Hani şimdi desen ki canımdan ciğerimden daha ötürü. Hani hiçbir şekilde kuş lafı yapılmaz. Şimdi başkasının yanına gittiğin zaman veya bir başkası bizim yanımıza geldiği zamanlar, ha bak Onur diyor ki işte diyor, bak diyor bu kuşun diyor çok güzel diyor. Hani bu kuşu diyor bana versene diyor. Ama hani emeğe saygı hiçbir şekilde kalmamış. Sadece istiyorlar ki ben buradan bu kuşu alıp çıkana kadar, gidene kadar sadece. Ama demiyorlar ki bak, bu adam emek ediyor burada, bir dünya emek farz ediyor. Adam kalkıyor İstanbullardan ta buraya, işini bırakıp gücünü bırakıp da geliyor burada, güvercinlerden ilgileniyor. Geri geliyor, ailesinden bile vakit geçirmiyor, çıkıyor kuşlarından vakit geçiriyor.
Hafta sonu olsun, gezmeye gitmiyoruz. Geri geliyor, arkadaşlarımız geliyor. Şimdi öğrenci kardeşlerime de sesleniyorum. Hani hiçbir şekilde okulunu, eğitimini olsun, hani işini, gücünü hiçbir şekilde bırakmasınlar. Biz sadece bunları besleme sebebimiz, hani boş bir zamanlarda hani bunlardan biz vakit geçiriyoruz sadece. Vakit geçirmek için hani hobi olarak biz bu hayvanları kullanıyoruz. Hani besliyoruz da, şimdi hani hayvanların da ağzı var aksine, hani dili yok. Hani bu hayvanlara biz emek ediyoruz. Emek ettiğimiz için de hani isterim ki boş zamanlarında sadece ilgilensinler. Çok değerli kardeşim Abdullah Alkaya'ya selam olsun buradan. Hani özellikle çok çok sevdiğim kardeşimden ötürü, şimdi Afrin'de görevde olmasına rağmen uzman çavuş arkadaşım. Ama hiçbir zaman hani kuşlarının yok olduğunu bile gösterttirmiyorum kendisine. Her zaman arıyorum, soruyorum. Allah'a emanet olsun buradan. Tüm kuşçu camiasına, abilerime, kardeşlerime çok çok selam olsun. Harbiden güneş sıcakmış da. Sen iyi dayanmışsın ha. Arkadaşlar sizler için bakın güneşte duruyoruz. Ustalarımızı böyle rahatsız ediyoruz, yoruyoruz. Abi bakın evet. Helal olsun ya. Bize damızı açtınız. Amca, kardeş, abi, yeğen, torun ne varsa maşallah hepsi kuş sevdalısı. Çok güzel bir aile var. Her zaman yani beklerim sizlere. Her zaman gelin. Hani gece karışma zamanını ipten çekiyorum zaten. Gece karışma zamanı Allah kısmet ederse Kürşat Genç abimizi tekrar yine bekliyoruz. Sağ olasın abi. Zaten yani şimdi arkadaşlar kuşlar kırpık olduğu için ustamız da çok da aslında göstermek istemedi. Dedi ki sezon başında daha iyi olur dedi kuşlarımız. Sözünü aldık. Bizim amacımız bizim ilk videolarımız ne oluyor? Tanışmak videoları oluyor. O yüzden umarım keyif almışsınızdır. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Var mı Mustafa son olarak eklemek istediğim bir şeyler? Kuşçu arkadaşlarıma, abilerime olsun, kardeşlerime olsun. Özellikle Abdullah Alkaya ve Burak Sarılar kardeşime selam olsun. Tüm bizi izleyen, bizi seven, sayan, sevmeyenlere de selam olsun buradan. Tüm oyun kuşu besleyen, kostür kuşu besleyen, filosundan, elvanana ayırmıyoruz. Bu kuş sevdasıdır, bu sevgidir, bu bir kültürdür, samimiyettir diyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın.